Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bu haftaki konuğum ortopedi dalından operatör doktor Sayın Yavuz Geçer. Hocam hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş bulduk. Hocam bugün omuz ağrılarını konuşacağız sizinle ama bunları konuşmadan önce sizleri biraz tanımak istiyoruz. Ben Yavuz Geçer. 35 yaşındayım, evliyim, iki çocuğum var. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2010 mezunuyum. Yaklaşık 5 yıllık ortopedi uzmanıyım. İnova Hastanesi'nde ortopedi uzmanı olarak çalışmaktayım. İyi ki geldiniz hocam. Sizleri tanıdığınız için de çok memnun olduk. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Birçok kişide yaygın olan bir problem aslında omuz ağrıları. Hayatımızı da olumsuz şekilde etkiliyor ve yaşam kalitemizi de düşürüyor bu omuz ağrıları. Kesinlikle. Peki bu omuz ağrısı nedir hocam? Omuz ağrısı, omuz bölgesinden kaynaklı ağrılara omuz ağrısı diyoruz. Omuz bölgesinde 3 tane kemiğin eklemleşmesiyle oluşan vücudun en hareketli eklemi. Kolumuzu kullandığımızda, yerden bir şey kaldırdığımızda, elimizi kullandığımızda çeşitli hareketlerle el ve kol hayatın ayrılmaz bir parçası. Omuz eklemi de en çok hareket kabiliyetine sahip, 4 eklemle hareket yapabilen, eklem hareket açıklığı en yüksek olan bir eklem. Böyle olunca etrafındaki kapsül, kas, kemikler kaynaklı ağrılar nedeniyle, zorlamalar nedeniyle ya da hayatın olağan akışında yaş itibariyle zamanla eklemde yıpranma, üzerine düşme sonrası travmaya bağlı ya da kendi kendine oluşan bir takım tümörler gibi çeşitli ağrılar oluşuyor. Bu bölge kaynaklı ağrılara da omuz ağrısı diyoruz. Peki omuz ağrılarının nedenleri nelerdir hocam? Omuz ağrısının nedenleri birinci olarak en sık sebeplerine değinecek olursak en sık sebep ani başlayan ağrılar, zorlama kaynaklı nedenler. Yani ani normal şartlarda omuzumuzda bir ağırlık kaldırırken ciddi ağrımazken ağırlık eğer ki eklemin taşıyabileceğinin üzerindeyse ağrı başlayabiliyor. Bu bölgede daha çok kas kaynaklı tendinit dediğimiz omuzun manşet kasının zorlanmasıyla etrafında oluşan ödem ve mikro yırtıklara bağlı ağrı gelişiyor. Düşme sonrası gelişebilecek olan omuz çevresi kırıkları, köprücük kemiği, yine humerus dediğimiz kemiğin omuz kemiğiyle eklemleşmesi sonrası oluşan kemiğin baş kısmında oluşan kırıklar, yine yuvanın kırıkları, glenoid dediğimiz ağrı yapabilir. Ya da aniden düşmeyle, özellikle elimizi ters üzerine düştüğümüzde omuz eklem çıkığı olabilir. Özellikle eklem çıkığı çok gürültülü bir tablo. Çıktığı zaman kolumuzu kesinlikle oynatamayız. Hiçbir şekilde hareket edemeden ve çok şiddetli ağrıyla acil servise götürür bizi. Bazı kırıklar hafif ağrıyla seyredip birkaç saat erteletebilir ama omuz çıkığı kesinlikle ani olarak çok şiddetli ağrı yapar ve acile mutlak surette başvurmaya gerektirir. Yine omuz çevresinin kasları var. Manşet kası dediğimiz, rotator kaf diye tıbbi olarak nitelendirdiğimiz. Bu kaslar zaman içinde yırtılabiliyor. Nasıl yırtılıyor? Yine ani düşmelerle yırtılabileceği gibi yaşla birlikte özellikle 45-50 yaş üzerinde zamanla halı püskülü gibi o kas dejenere oluyor, yıpranıyor. Yıpranınca da zamanla küçük yırtıklar zamanla büyük hale gelip kolumuzu hiç kaldıramadığımız durum gelişebiliyor. Manşet kası yırtıldığı zaman kolumuz normal şartlarda başın üzerine kalkarken hiçbir şekilde kaldıramamaya başlıyoruz ya da geriye götüremiyoruz, ön tarafa götüremeyebiliyoruz. Bu durumlarda da kas yırtığına bağlı ağrılar olabiliyor. Yine pazı kasının omuzda yapışma noktasında yırtık ya da tendinit dediğimiz zorlamaya bağlı tablolar olabilir. Üçüncüsü köprücük kemiği ile omuz kemiğinin yine eklemleştiği noktada artrit dediğimiz kireçlenme gelişebilir. Omuz kuşağının kireçlenmeleri gelişebilir. Bazı romatizma hastalıklarda yine omuz ağrıları gelişebilir. Özellikle iltihaplı romatizma olarak bilinen halk arasında bizim için inflamatuar artrit diye tanımladığımız hastalıklarda omuz eklemi şişer, kızarır, dönem dönem ataklar şeklinde gelebilir. Bu da ağrıya neden olabilir. Yine omuzun içinde aynı dizde menisküs olduğu gibi bir kıkırdak yapı var. Bu kıkırdak yapının yırtıklarında omuz öne ve arkaya çıkık yapabiliyor. Bu ön ve arkadaki kapsül dediğimiz bir yapı var. Bu yapıda öne ve arkaya çıkık olursa bu da ağrı yapabilir. Omuzumuzu kullanmakta güçlük yaşayabiliriz. Glenohumeral instabilite diyoruz buna.
Ya bu durumlarda omuz ağrıları gelişebilir. Yine dıştan görülebilen şişlik ya da memenin yansıyan ağrısı, akciğerin yine bazı tümörlerin yansıyan ağrıları ya da hatta safra kesesi ağrısı bile omuza yansıyabilir, yansıyan ağrı yapabilir. Bunun için geçmeyen ağrılarda, özellikle 2 gün ve sonrası geçmeyen ağrıları mutlak şekilde tetkik etmek gerekir. Peki sağ ve sol omuz ağrılarının bir farkı var mı hocam? Var. Sebepleri? Özellikle yansıma ağrılarında sağ ve sol fark eder. Omuz kaynaklı ağrılar yine zorlama, kırık vesaire bunlar sağ sol fark etmezken özellikle bahsettiğim gibi safra kesesi ağrısının yansıması sağ omuza vururken kalp krizleri sol omuza vuran ağrı yapabilir. Onun için yansıyan ağrı ile omuz kaynaklı ağrıları iyi ayırt etmek gerekir. Ya da akciğerin üst lobunun yani üst tarafının tümörleri sol akciğerin üstündeyse sol omuza yansır, sağdaysa sağ omuza yansıyabilir. Ya da sırta doğru vuran ağrılar yine damar kaynaklı aort dediğimiz damarın yırtılmasında omuza doğru vuran şiddetli sırt ağrısı olur. Burada bunu mutlaka ayırt etmek gerekir. Yine fıtıklar, boyun fıtıkları da omuza yansıyan ağrı yapabilir. Boyun fıtıkları özellikle kollara vuran uyuşma, yanma ve hangi tarafta fıtık varsa sağ kola vuran, sağ sinire sıkıştıran bir ağrıysa sağ omuza, sol sinire sıkıştıran bir fıtıksa sol omuza vuran ağrı yapabilir. Onun için onu da mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. Peki tanısını nasıl koyuyorsunuz hocam? Tanı tabii ki biz eklemlerle uğraşıyoruz. Eklemler tanısı mutlaka bir öncelikle hasta kapıdan girdiğinde tanı koymaya başlarız. Yani diz eklemi ağrısı olan o tarafa topallayarak yürürken omuzu ağrıyan hasta genellikle bize defansla gelir. Şiddetli ağrısı olan. Demin bahsettim omuz çıkığı olan hasta kesinlikle dokundurmaz omzunu. Karşıdan baktığımızda anlarız ki bu omuzda bir problem var. Yani hastayı soyduğumuzda bir muayene ettiğimizde fizik muayene bulgusunda mesela omuz çıkığında apolet bulgusu dediğimiz kemiğin direkt çıkıntılı olduğunu, o baş kısmının da yerinden oynamış olduğunu görürüz. İkinci de inspeksiyon dediğimiz gözlemden sonra fizik muayene çok değerli. Fizik muayenede hastanın çeşitli hareketlerde ağrısını görürüz. Özellikle başın üzerine kaldırmayla olan ağrılarda sıkışma sendromu dediğimiz impingement, sıkışma sendromu çok sık gördüğümüz bir tablo. Bu omuzun yapısal olarak yuvayla ya bir top soket gibi bir eklem bu. Bir top var baş kısmı bir de soket kısmı var. Bunun kemiği biraz çıkıntılıysa yapısal olarak bazı eklemler çıkıntılı oluyor. Şu şekilde omuzu kaldırdığında bir sıkışma yapabilir. Bu sıkışma bize bir sıkışma sendromu olduğunu gösterir. İkincisi kolunu hiç kaldıramayan ya da zorlama testleriyle pozitif bulgu veren hastalarda kas yırtığından yani omuz manşet kasının yırtığından şüpheleniriz. Fizik muayene tabii ki çok değerli. Ardından görüntüleme yapmak gerekir hastaya. Kas yırtığı dediğimiz gibi manşet yırtıklarını ultrasonla ya da MR görüntülemeyle tespit ederken kırık, çıkık ve kemik yapısal bulguları ise röntgen bize yeterli olmakta. Bazı hastalarda da kırıkların net görülmediği ya da ekleme olan kırık var mı yok mu ya da bir tümör, kemik tümörü olan durumlarda da bilgisayarlı tomografiyle ileri inceleme yapıyoruz. Özellikle ameliyat planladığımız hastalara mutlak surette ileri inceleme yapıyoruz ki ameliyat planlaması, bir tümör varsa nereye uzanıyor ya da omuz kas yırtığı varsa ne kadar büyük bir yırtık, geriye kaçan bir yırtık mı, basit bir yırtık mı ya da basit bir tendin etme. Yumuşak dokuları daha çok MR'la görüntülerken dediğim gibi kemiği tomografiyle görüntüleme yapıyoruz. Bazı halk arasında duyarız hocam, omzum çıktı yerine taktım gibi bir şeyler konuşurlar. Evet. Tıpta böyle evet. Bir şey var mı gerçekten? Yerine takma ilk çıkıklar çok zordur ama kronik çıkıklarda yani 4-5 kere omuz çıktıysa artık etrafındaki bağlar gevşiyor. Yani çok basit bir hareketle diyor ki yerden bir şey aldım geriye götürdüm tık diyor omuzum çıktı. Bu aslında tam çıkık olmuyor ama bizim subluksasyon dediğimiz yani kısmi yerinden çıkıp hafif çıkma diyelim. Yani tam dışarıya çıkamadan ortada kalıyor ve bir hareketle tık diye yerine oturabiliyor. Yani bu halk arasında olan aslında doğru. Bazıları da his olarak hissediyor bunu. Yani tam bir subluksasyon da olmuyor ama hafif bir oynamayı, bir ses gelmesini çıkık gibi algılayabiliyorlar. Özellikle çıkıkçıya gittim, çıkık dedi. Aslında bir kere omuz çıkığı gören ne kadar gürültülü, ne kadar ağır. Biz bazen hastalarımızı 3 kişi, 4 kişi çekip omzuna oturtamayabiliyoruz. O zaman anesteziyle ameliyathanede gevşeterek hastayı. O kadar da zor bir şey. O kadar da zor olabiliyor. Kronik çıkıklarda da çok basit, çok basit bel hareketiyle oturabiliyor. Yani bunu tarihçesinde hatta Hipokrat bizim malum tıbbın babası olarak bilinir, yeminini ederiz. Hipokrat'ın bir metodu var. Ayağını omuz boşluğuna dayayarak, hastayı çekerek bunu tarif etmiş 2000 yıl önce. Yani ta geçmişten günümüze kadar gelen omuzu oturtma yöntemleri tarif edilmiş. Varmış yani. Tabii, kesinlikle var.
Dediğim gibi basit bir şekilde çıkıp oturabilirken bazen çok zorlu. Bazen hatta kapalı da oturmayı ameliyatla açarak oturttuğumuz omuzlar dahi olmakta. Peki hocam omuz ağrılarını nasıl tedavi ediyorsunuz? Omuz ağrıları öncelikle hastamıza tanıyı koyduk. Muayenemizi ettik ve ne olduğunu tespit ettik. Yani sık olan hastalıklar bahsettiğimiz gibi birkaç günlük ağrılar yani akut ağrılar sıklıkla bahsettiğimiz gibi kas zorlanması. Yani tendinit. Hı hı. O bölgede mikro yırtıklar oluyor zorlanmaya bağlı. Ödem oluyor. Ödemi çözmek için bir takım ağrı kesici ve ödem giderici ilaçlar veriyoruz. Hı hı. Onlara non-steroid anti-inflamatuar dediğimiz ağrıyı hem keser hem de o bölgeyi tedavi edici, ödemi çözücü özelliği vardır. Bu ilaçları veririz. İkincisi ağrı geçtikten sonra omuz kas kuşağını güçlendirici egzersizler veririz hastalarımıza. Üçüncüsü ağrısı geçmeyen hastalarımıza özellikle bu sıkışma sendromu, tendinit gibi tablolarda omuz içine enjeksiyon yaparak hem ağrı kesici etkili hem ödem çözücü etkili enjeksiyonlar yapılabiliyor. Kas yırtı olan hastalarımıza yine PRP dediğimiz, siz duymuşsunuzdur mutlaka, evet, cildiye hocam. De çok sık kullanılır. Diğer branşlarda da çok sık kullanımı var. Hastanın kanını alıp iyileşme hücrelerini ayırıp omuzun içine enjekte edebiliyoruz. O fayda edebiliyor. Yine fizik tedavi ajanlarıyla fayda görür hastalarımız. Ancak omuzu tam kat yırtık olan, hareket kısıtlılığı olan ya da ayrılmış kırık olan hastalarımıza cerrahi müdahale gerekiyor. Cerrahi müdahale nedir? Nedene yönelik cerrahi tedavi. Demin bahsettim, omuzda sıkışma var. Tüm tedavileri yaptık, hasta fayda görmedi. Hı hı. Bu baskı olan kemiği buradan törpüleme ameliyatı var. Kapalı olarak giriyoruz. Omuz artroskopisi, hı, bunun adı. Çok sık yapılan bir ameliyat değil. Nadir ve zor bir ameliyat. Ancak artık yaygınlaşmaya başladı. Hastanemizde de bu ameliyatı uyguluyoruz. Kapalı üç delikten kuş gözü gibi giriyoruz. Bu kemik çıkın diye baskı yapan törpüleme yapıyoruz. Burayı törpülüyoruz. Eş zamanlı kas yırtıksa o manşet kası yine kapalı olarak manşet kasını dikiyoruz. İçerideki o glenoid dediğimiz o kıkırdak yapı, menisküs var yapı da yırtık varsa yine onu yerine dikme yapabiliyoruz. Ya da bahsettiğim gibi işte kırık, ayrılmış bir kırık kapalı olarak oturmadı yerine ya da tam olarak eklem yüzü ya da kemiğin düzgünlüğü sağlanamadıysa dışarıdan plak vida koyarak yani platin koyuyoruz. Halk arasındaki adıyla platin koyuyoruz. Plak vidalarla tespit ediyoruz. Yani nedene yönelik tedavi, ilk tedavi her zaman ağrısı hafif olan hastalara daha basit metotlardan gitgide cerrahiye doğru giden. Cerrahi yaptığımız hastalar da ameliyat ettik, kasını diktik hemen iyileşmiyor. Yani bunlar da daha sonra zaman alıcı şeyler. Zaman alıyor, bir kasın oraya tam yapışması yaklaşık 1-1,5 ayı buluyor. Daha sonra sabit duran omuz da mutlaka hareket kısıtlılığı gelişir. Omuz eklemi maalesef nankördür bu konuda. Yapışıklık geliştiği zaman donuk omuzdan korkarız. Onun için hastaya en erken verebildiğimiz kadar kırığı da oynatmayacak şekilde, hı, ya da kası tekrar yırtmayacak şekilde erken hareket başlarız. Ve hareketi de tam sağlayamadığımız noktada mutlaka fizik tedaviyle birlikte. Fizik tedaviye yönlendiriyoruz. Tabii fizik tedaviye yönlendiriyoruz. O hastalarda 1,5 ay fizik tedavi alıyor. Yani omuz kasın yırtık, ameliyat oldum, ertesi gün hemen voleybol oynayayım. Ya da hemen işimi yapayım, maalesef yok. En aşağı bahsettiğimiz 3 ila 6 aylık uzun bir tedavi, hı, süreci. Sigara bir faktördür. Sigara içenin geç kaynar, kası, kırığı. Şeker hastalığı olanlar, yine damarsal problem olanlar geç kaynar. Bunlar da tabii iyileşmeyi yavaşlatan faktörler. Onun için kırığı olan, kas yırtı olan hastalarımıza mutlak surette sigarayı bırakmasını öneriyoruz. En erken zamanda hareket veriyoruz. Amacımız hareket hayattır, prensibimiz bu. Evet hocam. En erken hareket vermek, hayatına, normal olağan akışındaki hayatına en erken sürede hastamızı sağlığına kavuşturmak. Peki hocam omuzumuzun ağrımaması için, söylediğiniz şeylerin olmaması için neler yapalım biz? Omuzumuz bir defa tüm eklemlerimiz olduğu gibi omuza da çok yüklenmemek gerekir. Yani tüm eklemlerin insanın bir yükü kaldırabileceği, hı hı, yük derler ya, omuzun da bir kaldıracağı yük var. Eğer ki ağır bir işçi ise uzun yıllardır omzunu 20'li yaşlardan 50'li yaşlara kadar işte çuval taşıyan ya da inşaat işçisi, bunlar da omuzda kireçlenme gelişmemesi ya da eklemlerin yıpranmaması, o kasların mikro yırtıklar oluşmaması mümkün değil. Çünkü bunun bir ömrü var. İlla ki yani olacak. Kesinlikle olacak zaman içinde. Bu ağır işçiler tabii ki ekmeğini buradan kazanıyor. Yani bu işi bırakması gibi bir şey söz konusu, hı-hı, değil. Ama mümkün mertebe omuz kasını güçlü tutacak. Onun için bir takım egzersizler yapacak. Günlük yaşamda da 50 yaş üzeri bahsetmiştim. Dejeneratif yırtıklar yani yaşla beraber yıpranmaya bağlı yırtıklar gelişebiliyor. Hı-hı. Yıpranmaya bağlı gelişen yırtıkları engellemenin de en
güzel yolu. Bir, omuzumuzu çok zorlayıcı hareketlerden kaçınacağız. İkincisi, omuz kuşağını ve çevresindeki kasları güçlü tutacağız. Güçlü tutmak için egzersiz yapacağız. Normal sınırlarını aşan bir hareket yapıyorsunuz ama daha fazlasında ağrı yapıyor. Bizim halkımızda vardır o. İşte üzerine gittim. Ağrıyordu, ben daha çok işte açılsın diye. Maalesef bu iyi bir şey değil. Yani ağrı demek vücutta aslında bir alarm demek. Yani omuz diyor yani ki beni zorlama. Uyarı veriyor. Tabii uyarı veriyor. Beni zorlama diyor. Bende bir sıkıntı var. Ben onu işte 20 kilo kaldırıyordum. Hocam ben ama işte ağrıdı ama 20 kilo gün boyu çalıştım. Ertesi gün hiç kaldıramazsın. Tam yırtılır. Basit bir yırtık tama döner. Ondan dolayı omuzu zorlamamak. Biz temizliği de çok seven bir milletiz biliyorsunuz. Yani temizlik imandandır prensibiyle. Yani bu özellikle ev hanımları çok zorluyorlar kendilerini. Yani her gün temizlik, işte süpürge, ağır taşıma vesaire. Ya da marketten bakıyoruz işte küçük küçük poşetlerle taşımak yerine birden hepsini kaldırayım. Hepsini kaldırayım yani 20'şer kilo yükleyeyim. Zamandan kazanayım. Zamandan kazanayım işte tasarruf edeyim ama zamandan kazanırken sağlıktan olmak daha sonra çok daha büyük zaman ve kayba neden oluyor. Kaldırabildiği yükte yani gerekirse ağırlıklarımızı bölerek, gerekirse bir perdeyi takma özellikle bayanlarda o çok sıktır. Bütün perdeleri birden takayım bölerek bir tanesini yapacağız. Gerekirse yarım saat dinleneceğiz. Omuzu arda arda hepsini yükleyeyim birden bitireyim değil. Ya da işte sobalı kovaları kaldıran bayanlar var. Onları daha az yüklemek suretiyle omuzu korumak lazım. Günlük yaşamda yapılabiliyorsa yüzme omuzun en sevdiği spordur. Çünkü tüm hareket açıklığını en iyi sağlayan ve kasları en iyi şekilde güçlendiren, genişleten, hareket açıklığını sağlayan spordur. Yüzme tabii ki yapamayanlar da artık teknoloji gelişti. Pilates benzeri omuz açma egzersizleri. Yine belli formlarımız var bizim. O formlara uymasını istiyoruz hastalarımızın. Omuzun hem hareket açıklığını maksimum tutmaya çalışıyoruz hem de en güçlü haliyle tutmaya çalışıyoruz omuzumuzu. Bu şekilde hastalıklardan, omuz sakatlıklarından, rahatsızlıklarından korunmaya gayret ediyoruz. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz hocam. Veda vaktimiz de geldi. Son olarak seyircilerimize omuz ağrıyla ilgili aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyifli bir sohbet oldu. Omuz bizim olmazsa olmaz bir eklemimiz. Kolumuzu kullanmamız için ve çok yönlü hareket eden bir eklemimiz. Omuz ekleminin benim için özellikle aciliyet diyeyim ya da kesinlikle olmazsa olmaz gece uykudan uyandıran ağrı çok değerlidir. Özellikle gece uykudan ağrılar, uyandıran ağrılar bizi korkutur. Bir tümör olabilir, bir sinir problemi olabilir. Bir hastanın ağrısı gece uykudan uyandırıyorsa mutlaka bir hekime başvurmalı. İkincisi 2 ya da 3 günü geçen, yani zorlamayla hepimizin omuzu 3 günü ağrıyabilir. Ama 3 günü geçiyorsa, ısrar ediyorsa ya da hareket kısıtlılığı yapıyorsa, ben omuzumu kaldırabiliyordum ama artık kaldıramıyorum. Yani gece uykudan beni uyandırıyor, günlük hayatımı idame ettiremiyorum. Durumunda yaşam kalitemi çok ciddi azaltıyorsa mutlak surette bir hekime hastalarımız başvursun. Sağlık hayattır. Bizim için hareket hayattır diyoruz ortopedide. Evet hocam. Dediğim gibi prensip. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu hafta da sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.